Hepiniz hoş geldiniz. Daha önce dün Perşembe günü itibariyle planladığımız bir toplantıydı. Ankara'da ani bir program çıkması üzerine bugüne erteledik. Bu erteleme içinde özür dileriz. Yani elimizde olmayan bir erteleme. Ama ertelemenin de bir şeyi oldu. Sonuç oldu. Bir önemli bir konu daha eklendi. Konuların arasında. Onu da konuşmak fırsat bulacağız inşallah. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Nevşehir için çalışan, çabalayan basın mensubu, basın emekçi arkadaşlarımızın emeğini görüyoruz. Bu emekleriniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim yardımcınız olsun. İnşallah başarılı, güzel işlere imza atmanla birlikte hepimizin çabası, çalışması daha güzel, daha mutlu insanların yaşadığı bir Nevşehir için bu bağlamda da destekleriniz ve çalışmalarınız bizim için çok önemli. Bu kadar basın mensubunu bir arada görmüş ve aşıyla ilgili, COVID-19'la ilgili gündemde pek alakası olmasa da bir kısa bir uyarıma ve tavsiyede bulunalım. Biliyorsunuz aşı COVID-19 hastalığının virüsün yayılımını önlemeye, ulaşmasını önlemeye, bulaşsa bile yoğun bakıma yatışları ve bu hastalık nedeniyle meydana gelen ölümleri önemli ölçüde azaltan bir unsur. Aşının tarihi çok eski ve aşıyla birlikte, aşının bulunmasıyla birlikte de aşı etkileri de ortaya çıkmış. 1881'de Louis Pasteur Kuduz aşısını bulduğunda o dönemde bile aşı etkileri ortaya çıkmış. Kuduz virüsü biliyorsunuz bir insana bulaştığında, herhangi bir hayvana bulaştığında neredeyse %100 ölümle sonuçlanıyoruz ve bu kıymetli aşı sayesinde şu anda dünya üzerinde kuduzdan ölüm olmuyor. Yine çiçek hastalığı çok eski bir hastalık. Aşısı bulunduktan sonra 1975 yılında sanırım dünya üzerinden tamamen kalkmış, eradike edilmiş, yok olmuş bir virüs. Aşının kıymeti çok büyük, dün olduğu gibi bugün de çok büyük. Ve COVID-19'dan da kurtulmanın bu pandeminin etkilerinin tamamen ortadan kalkmasının belki de yegane silahı, aşı. O yüzden tüm Nevşehir'in şehirlerimizi, bizi takip eden, yurt dışından takip eden vatandaşlarımızı aşı olmaya, eksik aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz. Bunu herhangi bir görüş olarak sunmuyoruz. Tamamen bilimsel, istatistiksel kanıtlara dayanarak sunuyoruz. 3-4 yıl önce Nevşehir Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettim. 4. doz aşım oldu. Orada yoğun bakım yatışlarının %95'i aşısız veya aşı dozu eksik olan hastalardan oluşuyor. Yine COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin %95'den fazlasına aşısız veya eksik doz aşı uygulanan bireyler. Özellikle 30 yaş altı ölümlerde aşısız bireylerin oranı çok fazla. Bu nedenle ve bu vesileyle herkesi COVID-19'la mücadelede hem kendisi için hem yaşadığı toplumun selameti için aşı olmaya davet ediyoruz. Bu şekilde açmış olalım toplantımız. Nasıl bir konsept belirleyelim? Soruyla mı başlayalım? Onu da siz karar verin. Şimdi şöyle, güncel bir açıklama var, güncel bir konu var. Yani dün ortaya çıkmış, ortaya atılmış diyelim bir konu var. Onunla ilgili açıklamaya başlayalım. Bu konuyla ilgili sorular da olursa alalım müsaadenizle. Dün dediğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda toplantısında Nevşehir milletvekilleri söz aldı. AK Parti adına söz alan vekilimizin de söylediği gibi Nevşehir'i anlatalım, Nevşehir'in güzelliklerini anlatalım, Nevşehir'in ihtiyaçlarını anlatalım derken Cumhuriyet Halk Partisi vekilinin kürsüden iddia ettiği konularla ilgili ciddi bir spekülasyon oldu ve orada bir tartışma ortamı oluştu. Ve ne yazık ki Nevşehir'in bir yönde de itibarı zedelendi. Öncelikle hangi partiden olursa olsun bir milletvekilinin mensubu olduğu şehrin itibarının
korumakla sorumlu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu itibara zarar getirecek her türlü davranışın, konuşmanın zararlı olacağını belirtmek isteriz. Ama bu şu anlama gelmez. Gördüğünüz aksaklığı, eksikliği ya da yanlışı söylememiz anlamına gelmez. Ancak bunları söylerken daha dürüst, daha konuyu muhataplarıyla birlikte araştırmış şekilde yapılması ve daha iyi bir üslup seçilmesi önemlidir diye düşünüyorum. Dün Faruk Bey'in meclis kürsüsünden Nevşehir Belediye'mizle ilgili bir iddiası vardı. Onu konuşan İl Genel Meclisi ve Özel İdarenin'le ilgili iddialarında zaten ilgili bilimler cevap veriyor. Onunla ilgili de iddialara açıklama getiriliyor. Ama ben o konuya şöyle kısa da değinerek kendi konumuza geçeyim. İl Genel Meclisi valimizin başkanlığında toplanan bir meclis. Ve orada her partiden temsilci var. Ve alınan kararlar, yapılacak işler bu mecliste şekilleniyor. Harcamalar bu mecliste şekilleniyor. Yani orada ciddi bir sıkıntı varsa bu tüm meclisin sıkıntısı, sadece siyasetin değil, bürokrasinin de sıkıntısı. Ama şahsen benim gördüğüm tüm köylerimizde ciddi bir çalışma var. İmkan ve mümkün arasında, yani devletin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak yapılmaya çalışan bir çalışma var. Tabii ki iddialara cevap verecek olan muhataplarımız. Ama iddiayı ortaya koyarken öncelikle muhatabıyla konuşup işin aslında öğrenerek ortaya çıkmak lazım. Mesela bir asfalt meselesi vardı. 100 kilometrenin üzerinde asfalt yapılmış. Sadece 6-7 kilometrelik bir bölümün bozuk asfaltını ortaya atarak özel idareden pis kokular geliyor diye ilgilenen verisinden pis kokular geliyor diye bir ifade kullanmak Nevşehir'deki bu konuda emek veren insanların itibarını ve özellikle de şehrimizin itibarını zedeler diye düşünüyorum ve bu da bizi üzdü. Bizim konumuza gelince şimdi Nevşehir'de özellikle belediye başkanlığı makamıyla ilgili farklı bir ortam oluştu. Hepinizi yakından takip ettiniz. 9,5 ay kadar önceki başkanın istifa etmesi nedeniyle belediye başkanlığı makamı oluşanında Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın yönetimiyle ve meclisimizin de tüm üyelerinin İYİ Partili, Geçer Hareket Partili ve AK Partili tüm üyelerinin oyunu alarak belediye başkanı olarak seçildi. Tabii ki bu çalkantı ciddi şekilde hissedildi şehrin genel siyasetinde. Belediyenin durumu ne olacak, bundan sonra ne yapılacak, işte projeler yarın kalacak, bu şehrin kaderi bozuk mu, niye böyle olduğunu çok konuşuldu. Ben göreve başladıktan sonra da özellikle bir huzur ortamı, tartışmadan, spekülasyondan uzak, tabiri caizse ağız kavgası, laf kavgasıyla değil, yapacağımız işlerle, ortaya koyacağımız yönetim şekliyle, duruşla, şeffaflığımızla, verimliliğimizle ve bu şekilde yaptığımız hizmetlerle cevap verelim diye uzun süre bu konuyla ilgili sessizliğini koruduk. Hatta dönem dönem aramızda arkadaşlarımız bu konuyla ilgili soru sormalarına rağmen yani spekülasyona, demolojiye girmek istemedim. Çünkü dışarıdan baktığınızda iki kişi kavga ediyor diye gördüğünüz zaman, eğer konuyu bilmiyorsanız, bu iki kişinin huzuru bozulduğunu düşünürsünüz. Kimin haklı, kimin haksız olduğu önemini kaybeder. Bizim şehir olarak huzura, barışçı, demokratik, insanların potansiyelini ortaya çıkarabilecek bir ortama ihtiyacımız vardır. Ve bu ortamı sağlamak için kendi adıma ve yönetimimiz adına elimizden geleni yaptık. Belki de çok da üzüldük sosyal medyadan, farklı mecralardan, mesnetsiz, hasta olmayan iddialarla karşılaştık. Yani git hastanı tedavi et, nereye işin var, başkanlıkta diyenlerden tutun. İşte birilerinin kuklası olma koşuna gidiyor mu, koca adamsın gibi ifadelere maruz kaldık. Ama şehrimiz için ve yapacağımız işin selahiyeti için bunları görmezden geldik. Bundan sonra da görmezden gelmeye devam edeceğiz.
Yani hiç kimseyle kavgaya, gürültüye, karşılıklı demolojiye, ağız dalaşmaya girmeye niyetimiz yok. Ancak bize isnat edilen suçlamaları da cevaplamak gibi bir yükümlülüğümüz var. Sükut ikrardan geldi demişler, biz sükut etmeyeceğiz. İşin aslını, gerçeğini, tüm cevabını anlatacağız. Bu ihale konusu da bunlardan biri. Şimdi kısaca konuyu hatırlatayım sizlere, konuşmaları dinlemişsinizdir. Kadın Aile Çalışma Merkezimizin camlı ve seramik atölyesi kurulması çalışmaları bağlamında camlı ve seramik atölyesi kurulması için bir takım malzemeler alınması gerekiyor. Bu proje Aile Kalkınma Ajansı'yla birlikte yürütülen proje. Alınacak malzemeler, yapılacak işler, hepsi ikili denetim mekanizmasıyla yapılmak. Sadece belediyenin selahiyetinde değil, aynı zamanda ajansın da dahil olduğu bir proje. Bu projeyle ilgili toplam 4 kalemde yaklaşık, şurada rakamları yanlış vermeyeyim size. Şu arkadaşlar bakıyorum. Toplam 4 kısımda yaklaşık maliyeti 785 bin lira olan bir ihaleye çıkmış. Bu ihalelerden tartışmaya söz konusu olan cam ihalesinin bedeli, cam atölyesiyle ilgili ihalenin bedeli yaklaşık 300 bin lira. Şimdi Faruk Bey şöyle bir ifade kullandı. Ben belediye başkanını aradım, hatayı kabul etti, düzeltti. Teşekkür etti. Soruşturma açılmasaydı bunu meclis üyesine açmayacaktım. Soruşturma açılmadığı için bunu meclis üyesine taşıdım dedi. Şimdi bu vekili herhalde bazı şeyleri çarpıtırken gerçek unsurları barındırarak çarpıtılmış ifadelerle parmağlayarak konuşmak herhalde bir usul, yani inandırıcılığını arttırdığını düşünüyorlar herhalde. Şimdi bu olayın bir kısmı doğru. Faruk Bey'in metanları doğru, konuyla ilgili yani doğru. Hemen akabinde benim ilgililiğimi çağırmam. Zaten Faruk Bey'in kendisini aradığını ya da yazı yazdığını iddia ettiği firma sahibi bu o sabah bizim destek yönetimini aradığını, konuyla ilgili uyarlarını yaptığını bunun üzerinde İhale şartnamesinin ekaptan çekildiğini öğrendim. Yeni şartnamelerin düzenlenerek yerine ekaba yüklenmesini talimatını verdim. Tekrar Faruk Bey telefonu arayarak konuyla ilgili hassasiyetini ve iyi niyetini gördüğümü ve bu nedenle de teşekkür ettiğimi söyledim. İlgililerden konuyla ilgili bilgi alacağımı, kurum içinde bir savunma alacağımı söyledim ve aramızda bir konuşma bu şekilde geçti. Yani ben soruşturma açacağım vesaire gibi bir şey söylemedim. Ha gerekseydi açar mıydım? Evet açardım. İkinci üzücü belki de belediyemizin, benim yönetim ekibinin, müdürlerimizin, personelimizin onurunu kıracak ya da itibarını zedeleyecek ikinci unsur talimatla usulsüzlük yaptığımızın iddiasıydı. Şimdi arkadaşlar, belediyenin bir yönetim planı var. Belediye tabii ki bir takım üst yönetim merkezlerine tabi, onlara hesap vermek zorunda. Ancak yönetim felsefesini başkan ve yönetim kurulu belirler, belediyenin tüm personeli de buna uyar. Bunu dışarıdan etki edecek bir kuvvet biz kabul ediyoruz. Yani bizim şehrimizin özelliğine ihtiyacımızı biliyoruz, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bu yönden hareket ediyoruz. Bu yönde bize, aksi yönde bizi kötüye, geriye götürecek bir müdahale kabul edilmez. Kaldı ki iddia edildiği gibi bir firmaya ayrıcalık tabiyle ona haksız kazanç sağlayacak bir talimatı zaten verilmez. Ama verildiğinde de bizim buna kulak asmamız ya da bunu uygulamamız söz konusu olamaz. Biz hepimiz, ben dahil tüm personel, tüm arkadaşlarım, anımızın akıyla çalışıyoruz ve bunlara leke getirmemek için uğraşıyoruz.
Belki de Beşiktaş Belediyesi tarihinde en şeffaf yönetimi sergiliyoruz. Bunu birazdan kanıtlarıyla da size sunacağım. Şimdi söz konusu ihalenin toplam değeri 875 milyon. Tartışmaya söz konusu olarak ise 300 bin lira. Bu rakamlar hani belki yolsuzluk yapılmaya kalkışılsın gerçekten çok anlamsız rakamlar. Artı yolsuzluk yapacak, haksızlık yapacak insan bu ihaleyi etapta yayınlamaz. Etap ne demek arkadaşlar? Biz bir ihale hazırladık, şartlarla hazırladık. Buyurun, okuyun bunu. Bir eksiklik, bir sıkıntı, bir problem varsa tespit edin. Firmalara ve halka, herkese. Basın mensuplarına bir ilanmış. Yani elektronik kamu araştırma kurulu bağlamında yayınlanarak olası hataları, istemeyerek de olsa hataları ortadan kaldırmak için kurulan bir sistemdir. Biz bugüne kadar toplam 74 ihalemizi bir kısmı devam ediyor, bir kısmı tamamlandı. 5 tanesi hariç, 6 tanesi, 1 tanesi sonuçlanmadığı için 5 tanesi hariç e-kartlayan, yani açık elektronik ihale yapıyor. Bu ihalelerden haksız kazan sağlamaya çalışan bir yönetim, bir kurum, bir memur, kimse artık. Bu kadar ihaleyi açık ihaleyle yapalım. Birinci soru. İkinci soru. Toplamda şimdiye kadar 57 milyon liralık ihale yapmışız. İmalatlarımız, projelerimiz, harcamalarımızla ilgili. Bunların büyük çoğunluğunu az önce ifade ettiğim gibi etapta yapmışız. Ve şimdiye kadar bu 57 milyonluk gerçekleşen tahmini bedelden toplam 14 milyon lira yaklaşık belediye kar sağlamış. Yani %25-26 civarında bir kırım elde etmişiz. Bu nasıl elde edilir? Bu açıklıkla, şeffaflıkla, daha fazla firmanın ihalelere katılmasını sağlamakla ve herhangi bir firmaya işaret etmeden halkın, şehrin menfaatini koruyamamıştır. Size çok yakın bir örnek vereyim. Hep de söylüyorum bunu. Yakın zamanda bir ihale yaptık. Sanırım 26 şirket dosyaya katılabildi. Bu sayı belediye tarihinde en yüksek sayı. Ve bunlardan 18 tanesi ihale yapıldı. Bu da belediye tarihindeki en yüksek sayı. Şimdi firma işaretleri haksızlık yapan, hırsızlık yapan bir belediyenin ihalesini ekaptan 26 kapa indirip 18 ihaleye girer. Bunları sorma. Şimdiye kadarki ödemelerimizde, şirketlere, genel esnaf ödemelerimizde, adalet ve zamanlama konusunda çok titiz davranıyoruz. Bir yandan halkımıza hizmet ederken, halkımızın yaşam standartlarını yükseltirken, bir yandan bizimle iş yapan insanların da zarar etmemesini, şirketlerini, işlerini sürdürülebilir kalmalarını sağlamak için celerut bir tutum yerine, uzlaşmacı ve vaktinde, zamanında ödemelerini aksatmayan bir belediye olarak çalışıyoruz. Bugün itibariyle yerel esnafa vadesi geçmiş bir borcumuz yok. Sadece devam eden çalışmalarda, devam eden ticarette, alışverişte oluşan borçlar var ve hiçbirine vadesi henüz gelmedi. Belki bu da çok önemli bir şey yani bir belediye için. 3 aydan fazla para bekleyen bir yerel firma, yerel esnaf yok. Bunları da söylerken gayet için rahat tüm Nevişehir halkı bunu dinliyor. Muhatapları da konuyu dile getirebilir. Yine büyük ihaleler yapmak, ihalelerde hak ediş, hizmet kabulü vesaire gibi konularda büyük bir titizlikle davrandıktan sonra yine makul ihalede belirtilen zamanlarda ödemelerimizi yapıyoruz. Bunu niçin yapıyoruz? Bunu şimdi düşünmek için yapıyoruz. Biz sadece bu 67-68 ihaleyle kalmayacağız. Biz önümüzdeki sene çok büyük, bu seneyi geçmek uğruna yatırımlarımız var ve birçok ihaleye çıkacağız. Ve insanlara, firmalara şunu söylememiz lazım. Biz güvenli belediyeyiz, biz paramızı zamanında öderiz. Buyurun gelin ihalemize gidin. Bu neyi sağlayacak? Bu kırım oranının yükselmesini, yani diskontonun
belediyenin bundan kâr etmesi ve Nevşehir Belediyesi'nin, Nevşehir insanının itibarının artmasını sağlayacak. Bu şekilde titiz davranan bir ekibi konuyla ilgili çağırıp da görüşlerini ve savunmasını aldıktan sonra ve söz konusu olan hataların marka, ürünün markasının, ürünün ismi zannedilerek yapıldığını gördükten sonra işte yine bahsedilen Kanada, Urano Adası gibi olayların yerlerinde bu ürünlerin en kaliteli üretildiği, yıllarca çalışabilecek durumda olan yerlerde, üretilen yerler olduğunu düşündüklerinde o şekilde yapmışlar. Ama biz buna rağmen aynı Faruk Bey'i uyaran kişi bizi de o günün sabahında uyardığı için biz buna rağmen ihalemizi, şartlarımızı ekraktan çektik. Tekrar bu spekülasyona neden olabilecek unsurları kaldırdıktan sonra yeniden ihaleye çıktık. İhalede henüz sonuçlanmıyor. Ne zaman? Ayın 12. ayın ikisinde sonuçlandı. Şimdi dünkü konuşma tarzına dikkat ederseniz sanki ihale yapılmış, bir firmaya çıkar sağlanmış, ödemesi yapılmış gibi bir hava var. Asla. Yani bizim elektronik ihaleye çıkmamızın 68 ihalenin 63'ünü elektronik ortamda herkese açıp Türkiye'nin her yerinden kendisi gelmeden dosya indirerek ve teklif sunarak girebileceği halde yapmamız yapmamızın amacı bu zaten. Yani bu şekilde spekülasyona neden olabilecek konulardan kendimizi korumak ve cam atölyesi, seramik atölyesi daha çok yeni bir konu. Birçok kişinin bu konuyla bizim teknik elemanlarımızın, ihaleye hazırlayan arkadaşlarımızın yeterli bilgisi olmadığından araştırmayla hazırlanan bu şartlarda. Ve bu ben belediye başkanı olarak aldığım savunmaların sonrasında bunun adliyette olmadığını, herhangi bir usulsüzlük içermediğini, kararını öğretme soruşturma açmadım. Bunu sadece o anda bu karar verdim. Hayır. Az önce bahsettik. 57 milyon ihale yapmış bir ekip var. 57 milyonluk ihale onlarca ihale anlamına geliyor ve bunların hiçbirinde en ufak bir tabiri caizse yamuk yapmamış bir ekip var. Ve hepsi de elektronik ortamda, e-kapta ve açık ihaleyle yapılabiliyor. Bu kadar güzel çalışan, benim çalışan bir ekibi 875 milyonluk ihalenin 300 milyonluk kısmında 3-4 maddede istemeden yaptıkları hata nedeniyle soruşturma açarsanız nasıl çalıştıracaksınız? Yani iyinin kıymeti, iyi çalışanın kıymeti kalır mı? Bu bir aslında yöneticilik ve liderlik baskıdır. Yani çalışan, düzgün, dürüst personelini korumak bir yöneticinin yeğenleri gerekir. Benim öyle suçu başkalarına atmak, işte onlar yapmış ben ne bileyim demek gibi bir lüksüm yok. Ben bu şehrin belediye başkanıyım, o kurumun başkanıyım. O yönetimdeki, o kurumda çalışan herkesten sorumluyum. Herkesin yaptığı hatadan da sorumluyum. Yaptığı, eğer yaparsa yaptığı usulsüzlükten de sorumluyum. Çünkü bir insanın, bir yöneticinin, bir liderin kendisinin usulsüzlük yapması yeterli, yapmaması yeterli değildir. Aynı zamanda gücün nereye yetiyorsa yapılacak olan usulsüzlüğü önlemekle de sorumludur. Ben bu sorumlulukla hareket ediyorum. Dünkü sosyal medya paylaşımında belirttiğim gibi yukarıdan talimatla bizim saçma sapan usulsüz işleri yapmamız söz konusu değil. Kaldı ki AK Parti içinde bu şekilde yukarıdan talimat verecek birileri varsa bile uzun süre içimizde var olması mümkündür. AK Parti 11 milyon üyesi olan, 2,5 milyon gönüllüsü, sandık görevlisi, yönetim kurulu üyesi olan dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu. Tabii ki bu insanların arasında herkes eşit değil. Tabii ki bozuk insanlar çıkabilir parantez içinde. Ama bu tamamıyla bir kurumu, bir ülkeyi yöneten hükümeti, partinin genel merkezini ya da üst düzey siyasetçilerini, ilin vekillerini, kimse artık hani kastedilen, zan altında bırakacak bir açıklamayla Türkiye'yi, Türkiye'yi yöneten bir partiyi, Türkiye'nin
en güzel şehirlerinden, turizmin gözdesi, Kapadokya'nın merkezi, Nevşehir'i küçük düşünme, itibarını zedeleme kimsenin hakkı yok. Bahsedilen konuşma Ekim ayının 27'sinde geçti aramızda. Bugün ayın 19'u, 19 Kasım, yaklaşık 3 haftalık bir süre. Bu 3 haftada ne değişti de telefonda teşekkür ederim. Zaten kendisinin de ikrar ettiği, sizden böyle bir şey beklemem dediği bir muhalefet partisi vekilinin muhalefet olduğu bir partinin başkanına sizden böyle bir şey beklemem diye kendisinin de dün kürsüde de ikrar ettiği bir konuyla ilgili tamamen tüm eksiklikler istenmeden yapılan belki hatalar düzeltildikten sonra teşekkür edip telefonu kapatıp 3 hafta sonra benim vaat etmediğim bir şeyi bahane ederek, yani soruşturma açılsaydı bunu taşımayacaktım, soruşturma açılmadığı için taştım diyerek bunu gündeme getirmenin ne anlamı var, ben çözemedim. Gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda getirmez. Gerçekleri tüm gerçekliğiyle kabul edip bununla beraber çalışmak gerekir. Ve hiç kimsenin kendini kandırmaya, insanları, toplumu da kandırmaya hakkı yok. Hele bu çarpıtılmış gerçeklerle bir şehrin itibarını, bir şehrin şerefini, bir şehrin Türkiye gözündeki tablosu zedelemeye, geriletmeye, hangi partiden olursa olsun bir milletvekilinin hakkı yok. Siyasette tabii ki muhalefet olacak. Tabii ki eleştiri olacak. Tabii ki görülen aksaklıklar dile getirilecek. Zaten muhalefetin amacı bu. Zaten Türkiye'nin en büyük şanssızlığı gerçekten işini düzgün yapan bir muhalefetin olmaması. Tenzih ederek söylüyorum. Tüm muhalefet partilerinden olan seçmeni, idarecileri, il yöneticilerini, özellikle Nevşehir'deki arkadaşlarımızı zar altında bırakmak istemem. Ama genel siyasetteki tablo, sabah bir yalan söyle, daha o gerçekliği, yalan olduğu ortaya çıkar çıkmaz, öğleden sonra bir mahcup olma, bir özür dileme yerine bir yalan daha söyle. İşte kimi kandırırsak, kimi bu yalanlarla uyutursak, tarzıyla hareket etmek ne bunu yapana fayda getirir, ne de bu ülkeye, bu şehre fayda getirir. Belediye başkanlığını devre aldığım ilk günlerde basındaki açıklamalarında da takip etmişsinizdir. Biz hiçbir eleştiriye kapalı değiliz, hiçbir tepkide kapalı değiliz, hiçbir fikre kapalı değiliz. Her fikri, her eleştiriyi olgunlukla karşılarız. Doğruysa, gereğini yaparız, yalnız sana karşıdaki kişinin niyetini yorumlamadan, niyet okumaya girmeden, ne amaçladığını, yanlış haber, yanlış eleştiri yaptığına bakmadan cevabımızı veririz, geçeriz. Çünkü bizim kavgaya değil, gürültüye değil, huzursuzluğa değil, huzurlu bir ortamda çalışmaya ve bu şehir için değer üretmeye ihtiyacımız var ve kendimizi bu ortamı sağlamak adına sorumlu hissediyoruz ve bu yönde de hareket etmeye devam edeceğiz. Konuyla ilgili belki biraz uzadı ama yani ihale konusuyla ilgili açıklamam bu. Özet geçecek olursak, birazdan anlık soruları özet geçecek olursak, ortada yapılmış bir ihale yok, ödenmiş bir para yok. Etapta yayınlanmış bir şartname var. Şartnamede bir takım maddi hatalar var, istememe yapılmış ve onların düzeltilmesiyle yeniden çıkılan bir ihaledir. Durum bundan ibaret. Biz belediye olarak şimdiye kadar yaptığımız tüm ihalelere açık. Buyurun. Biz sadece EKAP'ta ve resmi gazetede yayınlamıyoruz. Aynı zamanda belediyemizin sitesinde de yayınlıyoruz bunu. Yani isteyen herkes bizim yaptığımız ihalelerin, şartnamelerin durumlarını da görebilir. Yapacak olduklarımızın da sisteme yüklediklerimizi de görebilir. İnceleyebilir. Konuyla ilgili çeşitli bu işin uzmanlarına bilgi alabilir. Bir aksaklık görürse de, bizi bilgilendirirse, biz de hatamızı görürsek bunu düzeltiriz. Bizim tek amacımız, tek gayemiz verimli çalışmak, daha az parayla daha fazla hizmet üretmek ve bu hizmetin kalitesini üretmek. Başka bir buyurun.